Kamuoyun da bildiği üzere 25 Ocak 2001 tarihinde Silopi Hadep ilçe başkanı Serdar Tanış ile Silopi Hadep ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz, Silopi ilçe jandarma komutanlığına gittiği günden bugüne kadar kendilerinden herhangi bir haber alınamıyor. Kendilerinden haber alınamadığı gibi herhangi bir şekilde de bir mezar taşlarına dahi sahip değiller ailesi. Gerek hukukçu kimliğiyle yürüttüğüm dosyada gerekse de kardeş ve yakınları olarak ne hukuki anlamda ne insani anlamda devletten istediğimiz herhangi bir desteği alamadık. Şöyle ki insani anlamdaki husus devlet hiçbir zaman bu tür faili meçhul dosyalarda vatandaşının yanında olmadı. Failler sürekli bir dokunulmazlık zırhıyla korunmaktadır. Ve bugüne kadar sürekli aileler olarak talep etmemize rağmen bugüne kadar herhangi bir mezar taşına dahi sahip olamadık ne yazık ki. Hukuki anlamda 25 Ocak 2001 tarihinden bu yana devletin hukuki bu dosyayla ilgili yürüttüğü hukuk süreci tamamıyla hukuk dışı keyfiyete ilişkin ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir. Sadece failler korundu. Mağdurların herhangi bir mağduriyeti giderilmedi. Dosya başta Silopi savcılığı tarafından yürütülmekteydi. Daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri adı altında yer alan dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etti. DGM'lerin kalkmasından sonra dosya tekrar Silopi'ye gönderildi. Sonra özel yetkili mahkemeler kurulduktan sonra dosya tekrar Diyarbakır'a gönderildi. Bu aşamada söz konusu dosyanın avukatlığını yapan meslektaşlarım dosyayı AİHM'e gönderdi. Bu hususu belirtirken de bir hususa değinmek istiyorum. Kendisini rahmetle ve özlemle yad ettiğim Tahir Elçi de bu dosyanın avukatlarındandı. Dosya 2005 yılında AİHM tarafından Türkiye'ye mahkum edildi. Evet, Türkiye tazminata mahkum edildi. Daha sonra dosya tekrar AİHM'in mahkumiyet kararına rağmen gerekli soruşturmalar yürütülmedi dosya nezdinde. Dosya daha sonraki Türkiye'deki iç hukuk yollarından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen sonuçlandıktan sonra her türlü iç hukuk yollarını tükettik. Anayasa Mahkemesi tarafından da başvurumuz kabul edilmedi. Bunun akabinde tekrar 2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başvurumuzu yaptık. Dosyanın en sonki şu an hukuki anlamda bulunduğu aşama dosya tekrar AİHM'de ve Avrupa Bakanlar Komitesi de Türkiye'nin AİHM'in daha önce vermiş olduğu ihlal kararına rağmen herhangi bir etkili soruşturma yapmadığından ötürü ve AİHM'in vermiş olduğu kararı uygulanması için yani hukuki anlamda uygulanması için pasif kalmasından ötürü dosya Avrupa Bakanlar Komitesi'nin de bilgisindedir yani. Bilindiği üzere medyada da sıklıkla gösterilir. Ergenekon davasında, Ergenekon silahlı terör örgütü davasında ki duruşmada Silivri'de aileler olarak müdahil olma talebinde bulunduk. Söz konusu faili meçhul dosyalar hakkında ve özellikle takip ettiğimiz Serdar Tanış ve Ebu Bekir dosyası hakkında müdahil olma talebinde bulunduk. Yalnız müdahil olma talebimiz sürekli reddedildi. Özüne baktığımızda her ne kadar Ergenekon dosyası kapatılmış olsa da Ergenekon tamamıyla var olan bir gerçekti. Yani bölgedeki faili meçhullerin failleri, aktörleri hep genellikle aynı kişilerdir ve devletin o zamanki en üst rütbelerinde yer alan şahıslardı. Ve ne yazık ki bu şahıslar iktidarın siyasi konjonktürleri doğrultusunda, menfaatleri doğrultusunda korunmaktadır. Daha önceki iktidarlar tarafından da korundu. Şu anki mevcut iktidar tarafından da koruldu. Olayın aslında özü budur. Faillerin aydınlatılmamasının nedeni de bir dokunulmazlık zırhı içerisinde yer olmalarından kaynaklıdır.
Bütün mesele de budur. Failler devletin, iktidarın himayesinde olduğu için, o dokunulmazlık zırhına haiz oldukları için ne yazık ki faillere dokunulmuyor faili meçhul dosyalarında. Ve Ergenekon diye bir oluşum vardı. İstersen buna JITEM deyin, istersen Ergenekon deyin, ne denirse denilsin. Kürdistan coğrafyasında binlerce faili meçhul cinayete imza atmış kişilerdir. Ve bu kişiler de belli başlı kişilerdir. Kamu personelleriydi ve yüksek derecede rütbede yer alan şahıslardır. Bizzat Serdar Tanış ile Ebu Bekir Deniz olayının baş aktörü, baş mimarı, o dönemin Şırnak Alay Komutanı Levent Ersöz'dür. Abim Serdar Tanış faili meçhul bir şekilde gözaltına kaybedildikten sonra bu olay beni derinden sarstı ve üzdü. Normalde lise eğitimim görürken sayısal kimliğimle biliniyordum. Sayısalcı kimliğimle ve doktor olma gibi bir talebim vardı. Bildiğim, gerek hukuki tecrübem, gerek hukuki olarak bildiğim veya bilgimin yetmediği konularda yardımcı olabilecek kuruluşa başvuracağıma ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimize, yani bir birey olarak veya bir kardeş olarak, Kürdistan'da yaşayan bir vatandaş olarak bunu sonuna kadar sürdüreceğime söz veriyorum. Vakti Abu Bakr şmol rekati çuy. Abu Bakr mago kayıl sar araba kat şeyroki. Şu bir evori kavaş marad gu Abu Bakr o hatina gertin ma avro ve bovar nakil. او حواله خواهد که ده چه گشته به نیکوزه از زنه یازی خونه گشت می از آسی که گشته به نیکه از زنه از دیسا نخواهد بیم از ناب جهود بیم حجه نبی من باور نکه حتی من پکی پولیس هاتون دریده گوتون حوبر که الله ما به جمعه از خبر خبر بوم از دیو گوهتی نگرده جمعه بعد چوه سه عربه چوه حتی من تحقیق که ما خبر گل پلیس دو گو عباک نیره مگو عباک بیل دسته هوا ده نیو تلسزو خاکی در اخوط رو به انزانم شتاقلی او رو مدی کتن او خدا چون بی صبایی زور اخواله اگدون حتا چون برو شنه بجن حتا چون قصری فکین پاترو پنوی رو ده خوده او دشنگه حتا اونو تحقیق و تحقیق و تحقیق تش مره لازمیت نگوتینه جاب عقید و پلوانن هوله هاتین و شقه هاتین دره و دنیا خواه ندیتین و هی درباس نکرین و نه بهریه و از راز زیل بیمو از شم که چم الله حساب مده از نکار خودش میسل بگیره الله نه چم انقره تو زونی هندی ها بلگو هنه نینه نه شازدان اقلی از اله بریم تختوی پختت قاله هر رح نبریه که چم بودم که زری نداره مجرا بالعالمین هش او راح من رح سنا رو کریه تدانی بهی پولی جهادن ایفاده ده گو تی یادم گو بله گو آنه ما تو گلک بریا او وقتی ما گو از شاوت می باب گو یادم مرخ نکه دولت اما دولت اک باشه ایم گو برد وی آگیش نوبه می در بخه جا کت رو همه دوی گوی پولا من بری بکی بری نکی چو من بری تا چه خدا حقی من نهیلت من نه چه تشته نه خنجی کر بی جا خدا تعالی حقی من اون دانه اتید ایم بو من خبر ها دان گو کر برا گو گجلی قینا گو نزا کیده 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 ام چون رو در جهند قبر من برکرن قبرن من درگه شدم به جا خیر و گو نه ستوی و بتن یعنی او کرمه دگش کر بنو خود ال اوبه برده و مل اوگری برده و مل تحته برده و من پجان ده بن خوره بن ام نزد خیش خبری من خبر بو من نهات یادم خبر بو من هات دون جک قلب هات دون تازانی اونی های هد با فهمی با فلان با بهبانا بو کر برا چون اوگلی قوینو قبر حاتمی نیشن کنجا قبر برکرن خوینا بروی گرتن یا کپلت دوی گرتن نشخایا سردار دوی و برو و باب و همه چوبی یا جا خوینا و همه گرتن حتی بو من خبر ها گو نه اون ولی نکرن کس شو
هن شخص ها بن هواول دولت از بن تشکیفی ببزونه. یه چشم را نه اتیا گوته نو نو مهدی نو بیش متنی بیش شودتی. ام برهی بینه هم صرف ام بیش یونیل بیم قومی شونه. کلو داده ما بام بیش بیم قومی شونه. یال اوه بل دوره بل کشتنه بل شواتندنه بدن هم بیش مهوله کریه. به چند قناعات ما هم بیشی بلگی جای خبرکش مر را بید. یه بکنه چه نیشه ما نکرین که چون؟ وکل؟ حسی دولت ها دا قربان. نهو کرمانجی هم دیجی حسی دولت ها یعنی کرمانجی هم های هم به بحره. های ها. شکلا به بحره جان ها درا دیدن های ها گوتن بیم گوتن اولا این زن. ها خبری خواست خوده نو برهینم. صابرم ها. ها بیشی بلگو جای زمانگی. تشت که بیش. ها چه بیش؟